Mutlu günler kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda çok önemli bir konuyu ele alacağız ve kalp konusunu işleyeceğiz. Kalp krizi nedir? Kalp krizine neden olan etkenler nelerdir? Kalple merak ettiğimiz ilgili her türlü soruyu Profesör Doktor Ali Rıza Ceren hocamızdan, kalp ve damar cerrahi uzmanımızdan dinleyeceğiz. Ben öncelikle Ali Rıza hocamıza sormak istiyorum. Kalp krizi nedir? Kalp krizi dünyada şu anda ölümlerin hala en önemli sebeplerden bir tanesi, önemli bir konu. Maalesef hep duyuyorsunuzdur haberlerde, işte genç yaşta hiçbir şeysi yoktu, birden öldü, ölü bulundu. Maalesef hala ciddi bir problem, hala üstesinden gelmiş değiliz ve hala da çağımızın önemli probleminden bir tanesi. Tabii kalp krizi ne demek? Kalbe kan götüren damarlardaki, koroner damarlardaki ani tıkanmalar. Ve o tıkanma sonucu da o kalbin, o kas hücrelerinin kan gitmemesi sonucu ölmesi demek kalp krizi. Kalp krizinin tabii sebepleri neler deyince, bir tanesi genetik faktörler en önemlisi biliyorsunuz. Evet, yine aynı. Yaklaşık yarı yarıya tabii, yarı yarıya neredeyse etkilidir genetik faktörler. Bazı ailelerde maalesef daha sık genetik, bazı aktarımlardan dolayı. Tabii bir de genetik faktörler dışında dış etkenler var. Bunlar önemli. Belki de bizim hani burada üzerine düşmemiz gereken konu bu. Çünkü şu anda genetik sorunları hala çözmüş değiliz. Belki ileriki yıllarda yani bu konu üzerinde çok uğraşılıyor. Bu genetik mühendisliği, bu gen haritaları çıkarıldıktan sonra belki bu işler daha da kolaylaşacak ama şu anda o konuda yapacağımız çok fazla bir şey yok. Ama bizim yapabileceklerimiz var. Neler yapabiliriz Ali Rıza hocam? En önemlisi şimdi damar tıkanıklığı, ya bu kalp krizi biliyorsunuz damar, ater damar tıkanıklığı. Bu ater damar tıkanıklığı yani ateroskleroz ya da damar sertliği halk arasında diye geçiyor. Bu ateroskleroz'un ya da damar sertliğinin oluşmasına sebep olan birkaç tane risk faktörü var. Bu genetik risk faktörleri dışında. İki tane en büyük faktör söyleyeyim en baştan. Bir tanesi tütün kullanımı. Sigara kullanımı. Sigara kullanımı. İkincisi de diyabet. Ya da aslında bu çağımızın, yani bu iki aslında saydığımız konu çağımızın hastalığı. Yani tütün kullanımı hakikaten ciddi, çok ciddi bir sağlık problemi. Evet. Yani sadece şeyle ilgili değil. Yani kalp kriziyle de ilgili değil, tütün, sigara için. İşte kanserler mesela biliyorsunuz, dünyadaki en büyük problemlerden bir tanesi, ölüm sebeplerinden bir tanesi kanser. Kanserlerin de en büyük sebeplerinden bir tanesi, büyük bir kısmını oluşturuyor sigara kullanımı. Özellikle erkeklerde ya da kadınlarda artık yani çok kullandıklarında öyle. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mesane kanseri, işte bu dil kanseri, dudak kanseri gibi çok sebep olan sebeplerden bir tanesi sigara. Ve yaş oranı da çok düştü. Tabii. Yani işte sigara kullanımı maalesef işte okul çağında başlıyor. Erken yaşta başlıyor ve böyle 30-40'lı yaşlara geldiği zaman da hem işte kalp krizlerine hem de bu kanserlere sebep olabiliyor. İkinci büyük problem dediğimiz obezite. Yani ve dolayısıyla diyabet. Evet. Yani biliyorsunuz diyabetin tipi 2 diyabetten kastımız tipi 2 diyabet. Tip 1 diyabet daha çok hani gençlerde ve çocuklarda gözüküyor. Onun mekanizması biraz farklı. O antikorlarla oluşan farklı bir mekanizma. Genetikle ilgisi yok, diyetle çok bir ilgisi yok. Ama tip 2 diyabet dediğimiz esas sağlık problemini oluşturan diyabet tipi daha çok insülin direnciyle sonucu gelişen diyabet tipi. Yani insülin direnci dediğimiz anda da işin içine ne giriyor? Genelde obezite giriyor. Ve yine bu dünyadaki en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi şu anda. Özellikle Amerika'da %30-%40'lara çıkmış. Türkiye'de son yıllarda gittikçe artıyor. Peki nasıl baş edeceğiz? Nasıl savaşacağız? Yani obezite hakikaten çok ciddi bir problem. Yani ciddi bir savaş gerektiriyor. Yani devletin ve bütün sağlık kuruluşlarının, toplum kuruluşlarının bu konu üzerinde çok STK'ların bu konu üzerinde çok durması gerekiyor. Yani ciddi bir sağlık problemi obezite.
Yani obezitede yine sadece damar tıkanıklığı, yani sadece şeker hastalığı değil. Obezite aynı zamanda şeker hastalığının yanında işte tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, işte ilave olarak damar tıkanıkları ve en önemli sebeplerinden, kanserlerin de en önemli sebeplerinden bir tanesi obezite. Özellikle kadınlardaki bazı kanserlerde obezite son derece önemli risk faktörü taşıyor. O yüzden yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani son derece önemli bir sağlık problemi, evet. Yani yediklerimize dikkat edeceğiz. Yani şu anda zaten kaliteli besin maalesef çok yok. Yani özellikle paketlenmiş ürünler, hazır gıdalar son derece sağlıksız. Çocuklarımız işte normal oturup böyle sulu yemek yemiyorlar. Ev yemeği pek yemiyorlar. Fast food yiyecekler. Bunların içinde son derece yüksek kalorili karbonhidrat içeren besinler. Özellikle bu aşırı karbonhidrat yüklenmesi. Zaten spor da yapmıyoruz. Ayak üstü atıştırmalar. Yok. Tabii. Son derece, özellikle çocuklarımız son derece muzdarip bu konuda. Evet. Çocuklarımız zaten spor yapma olanakları azaldı. Dışarı çıkıp bahçede eskiden çocuklar evin içine girmezlerdi. Her gün dışarıdalardı, oynarlardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Artık tablet, bilgisayar başındalar ve yedikleri besinler de son derece kalitesiz, hep hazır gıdalar. Ciddi bir sağlık problemi var. Yani bu konu üzerinde çok mücadele etmek lazım. Bu sağlıklı besine ulaşmak lazım. İşte sütünden tut, yoğurdundan tut, işte yediğimiz her şeye. Mesela şeker kullanımı, biliyorsunuz şeker şu anda en ciddi sağlık problemlerinden bir tanesi. Şeker kullanımı. Açın, bakın televizyon reklamlarına. Bütün şeker reklamları, işte şekeriydi, çikolatasıydı, gofretiydi, bisküvisiydi. Şekerli gıdalar, tabii. Bunlar son derece maalesef bu diyabet oluşumu açısından risk faktörü oluşturuyorlar. Obezite oluşmasında da bunlar çok son derece önemli. Yani obezite olmamak için işte düzenli spor yapmak, düzenli aktivitede, spor aktivitelerinde bulunmak önemli. Yüzme. Yüzmeydi, futboldu, basket, voleybol, yürüyüş. Aklınıza ne geliyorsa, trekkingden tutun da tenisine kadar her türlü spor aktivitesini çocuk 7'sinden 70'ine, yani yaşlısı olsun, çocuk olsun, herkesin muhakkak katılması gerekiyor. Ve bu çok ciddi bir olay. Yani sağlık açısından spor aktivitesi son derece önemli. Çünkü artık günümüz insanları çok spor yapamıyor. Ya da yapsa bile belli bir yaşa kadar yapıyorlar, sonra bırakıyorlar. Özellikle kadınlar belli bir yaştan sonra kadınlarımız hemen kilo almaya başlıyorlar. Evet, belli bir zamandan sonra hızlı bir kilo alışıyor. Yani obezite hem bu şeker hastalığına sebep oluyor. Şeker hastalığı olduğu zaman da damar tıkanıklıkları artıyor. Şeker hastalığı olduğu zaman, obezite olduğu zaman işte tansiyon yükseliyor. Bu da ciddi bir sağlık problemi, biliyorsunuz, tansiyon hastalığı. Kolesterol yükseliyor. Ondan sonra diz eklemlerinde problemler başlıyor. Bel ekleminde işte bel fıtıkları başlıyor. Yani sadece bir olay değil yani. Sadece bir damar tıkanıklığı, sadece kalp krizi değil olay. Yani genel anlamda ciddi bir sağlık problemi. Ciddi mücadele gerektiriyor. Bu konu üzerinde çok çalışmalar yapılıyor. Ama insanların işte daha çok bu konuda bilinçlendirilip en azından işte sağlıklı besine ulaşmaya çalışmaları gerekiyor. Peki hocam, sağlıklı besin dediniz ya, bir günümüzü nasıl geçirmemiz gerekiyor? Yani sabah güne başladık, sabah güne başlarken suyla mı başlamamız gerekiyor? Yani su içmek tabii ki faydalı. Normal sabah işe başlayan insanların güzel normal bir kahvaltı yapması lazım. Evet, kahvaltısını. Kahvaltıda işte ama yine şekerli gıdalar uzak duracak. Ekmek ve hamur işlerinden uzak duracak. Mesela İnsanlar şimdi kahvaltı yapıyor. Çoğu iş yerinde özellikle kahvaltı yapıyor. İşte bir tane poğaça alıyor, bir tane simit alıyor, yanında çay. Aldı, kahvaltı. Kahvaltı bu. Yani son derece sağlıksız bir kahvaltı yani. Halbuki kahvaltıda ne yiyeceksin? Domates yiyeceksin, biber yiyeceksin, kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz. Peynir, zeytin, muhakkak yumurta. Yani yumurta belki
yağda olmayacak ama bir haşlanmış yumurta. Yani muhakkak bunlara bu şekilde ulaşmak lazım. Kahvaltıdaki sağlıklı kahvaltıdan kastımız bu. Öbür türlü işte börekti, çörekti, pastaydı, ne bileyim yani böyle hamur işleri ve tatlı gıdalar muhakkak uzak durmak lazım. Öğlen yemeğinde de yine normal işte çorbasıydı, bir sebzeli bir yemeğiydi, et yemeğiydi. Çok rahat yenebilir. Akşam da aynı şekilde. Yani yediğim şeylerde her türlü sebze yenebilir. Her türlü et, balık, tavuk yenebilir. Bunlarda bir sıkıntı yok. Tereyağı kullanılabilir, zeytinyağı kullanılabilir. Bizim işte margarinden hani kullanmayın diyoruz. Yağlı yani yemekte çok bir sıkıntı yok. Et yemekte hani bir sıkıntı yok. Ama işte ekmeği mümkün olduğu kadar. Özellikle şeker hastasıysanız ekmeği hiç yememeniz lazım. Ama şeker hastası değilseniz hani bir dilim, iki dilim yenebilir. Zaten bu şekilde beslendiğiniz zaman ve belirli bir günlük böyle bir saat en azından bir spor aktivitesinde bulunduğunuz zaman günlük olması bile haftanın 3-4 günü bunu yaptığınız zaman zaten o zaman kilodan, obeziteden uzak kalırsınız. Yani obeziteden uzak kaldığınız zaman ve tütün de kullanmıyorsanız yani bu kalp krizi riskini son derece azaltırsınız. Peki Ali Rıza Hocam, kalp krizinde alınması gereken önlemler nelerdir? Kalp krizinin sebeplerini az çok demin konuştuk. Birincisi genetik faktörler. Evet. İkincisi tütün kullanımı, üçüncüsü diyabet. Bu üç tane önemli. Tabii işte stresli hayat, sporsuzluk, hareketsizlik. Bunlar da tabii önemli ciddi risk faktörleri. Şimdi kalp krizi kimlerde olur? Kimlerin çok dikkat etmesi gerekir? Bu önemli bir konu. Eğer bir kişinin ailesinde dayısı, teyzesi, amcası, annesi, babası işte kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, bypass olmuş ise bu kişilerin bir kere son derece dikkatli olması lazım. Yani sigara içiyorsa kesinlikle sigarayı bırakmaları lazım. Çünkü sigara ailesinde kalp krizi geçirmiş bir insanın sigara içiyorsa artık riski 30'lu 40'lı yaşlarda başlıyor. Yani 30 yaşından itibaren kalp krizi geçirme riskiniz var demektir. Hatta daha 20'li yaşlarda da olabiliyor. Kesinlikle obeziteden uzak durması lazım. Yani obeziteden uzak durduğu zaman zaten ve spor da yapıyorsa zaten diyabete de yakalanma oranı çok düşüyor. Riski çok düşüyor. Ve bu şekilde kendini koruyabilir. Eğer bunlara dikkat etmezse artık dediğim gibi kalp krizleri 30'lu 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda maalesef çok sık ve maalesef ölümcül oluyor. Yarıya yakının belki de kalp krizi geçirenlerin o anda ölüyorlar. Onun için bu konu önemli. Hani kalp krizi olduğunu nasıl anlıyoruz? Ya da olmaması için yani neler yapmamız lazım? Bir tanesi biliyorsunuz kalp krizindeki en önemli ya da kalp damar tıkanıklıklarında, darlıklarında da en önemli şikayet ağrıdır, göğüs ağrısı. Bir insan özellikle hani kalp krizi geçirmeden önce göğüs ağrısı duyuyorsa nasıl oluyor genelde? Efor esnasında merdiven çıktın, rampa çıktın, hızlı yürüdün, göğsüne, çenene, kollarına bir ağrı yayılıyor ise ve dinlenmekle geçiyorsa bu çok derece değerli bir bulgu. Göğüs ağrısı gelmesi aslında bir şans. Yani önceden bir bulgu veriyor. Bunun sebebi nedir? Diyelim ki kalbin damarlarında böyle %80-90 bir darlık oldu. Bu istirahat halindeki o darlıktan geçen kan o kalp kasına yetiyor. Ama efor esnasında kalbin oksijen ihtiyacı ve besin ihtiyacı artıyor. Çünkü efor esnasında kalp çok hızlı çalışıyor. Hızlı çalıştığı zaman o gelen kan artık yetmiyor. O dakika darlık ona engelliyor ve bu sefer ağrı duyuyor insanlar. Bu bizim için çok son derece değerli bir bulgu. Böyle efor esnasında göğüs ağrısı olduğu zaman kesinlikle hemen bir kardiyoloğa gözükülecek. İşte ekoyu da efordu ve anjiyoyu sonucunda damardaki tıkanıklıklar tespit edilecek ve buna önlem alınacak. Yani işte ne olacak? Stent olacak ya da bypass olacak. Bu şekilde olduğu zaman kalp krizini engelleyebiliyoruz. Ama bazen işte hiç bulgu vermeyebiliyor. Diyelim ki bir yerde damarında %50 bir darlık var. %50 darlık ya da %40 darlık var. Bu çok kritik bir darlık olmadığı için efor esnasında ağrı duymayabiliyor insanlar. Ama belli bir zaman içerisinde özellikle işte sigara kullananlarda, stresli olanlarda, tansiyonu yüksek olanlarda o plan çatlaması, o darlık yapan plan çatlama sonucu orası aniden tıkanıyor.
Bu sefer de işte aniden kalp krizi oluyor ve aniden işte ölümlere sebep oluyor. Ve kalp, yani ölmese bile kişi ciddi kalpte hasarlar olabiliyor. Onun için kalp krizi geçirmeden bir şekilde hastanın teşhis edilmesi lazım. Onun için biz diyoruz ki eğer genetik olarak ailenizde var ise, sigara içiyorsanız, diyabetiniz varsa artık 30 yaşlardan itibaren rutin kontrollere, kardiyoloji kontrolüne gitmeniz lazım. İşte ECO'ydu, EFOR'du, gerekirse anjiyo yöntemiyle damar tıkanıklıklarını tespit etmeye çalışmak lazım. Ailenizde hiç yok, kendinize de çok iyi bakıyorsunuz. Öyle olsa bile biz genelde 40 yaşından sonra bile en azından 2 yılda bir EFOR testi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. EFOR testi yaptık, ECO yaptık, anjiyo yaptık, nihayetinde şüphelendik, anjiyo yaptık, işte damarlardaki tıkanıklıkları tespit ettik. O zaman genelde 3 yöntem var. Ya işte ilaç tedavisi, kritik bir darlık yok ise, genelde %50'nin altında darlıklar var ise, genelde ilaç tedavisi veriyoruz. İlaç tedavisine neler veriyoruz? İşte kan sulandırıcılar veriyoruz, kalbi yavaşlatıcı, koruyucu ilaçlar veriyoruz, tansiyon yüksekse tansiyon ilaçları veriyoruz. Ya da stent takılabiliyor ya da bypass kararı veriyoruz. Yani bu şekilde stent takarak ya da bypass yaparak kalp krizi riskini son derece azaltıyoruz. Özellikle bypasslar son derece şu son yıllarda artık son derece güvenli bir şekilde yapılıyor. %1'in altındaki risklerle yapılıyor. Yaşı kaç olursa olsun, 30 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa bypass ameliyatları son derece güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Hastalarımıza benim tavsiyem, hani çok bypass kararı çıktığı zaman genelde çok korkuyorlar, çekiniyorlar, işte olmak istemiyorlar. Ya da işte kısa yoldan eğer stente uygun olmadığı halde işte illa da stentle bu işi kurtaralım gibi yollara başvuruyorlar. Benim tavsiyem bypass'tan çok korkmamaları, riski son derece düşük. Hani ilk başta hani ameliyat, açık ameliyat gibi gözüküyor, şu an çok zormuş gibi gözüküyor. İlk birkaç gün gibi belki biraz zorluk çekebiliyorlar hastalar ama sonrasında uzun dönem sonuçlarına baktığım zaman bypass'ın sonuçları son derece iyi. Yani ben size stent, hani stent takmak çok basit bir anjiyo yöntemiyle stent takılıyor. Çok pratik gibi gözüküyor. Ama stentle bypass'ı uzun dönem sonuçlarını karşılaştırdığımda bypass son derece daha uzun dönem sonuçları iyi. Stentlerin böyle 6 ay içerisinde %10'a yakın tekrar daralma, tıkanma riskleri var. Bypass ameliyatı olanlarda o risk oranı biraz daha düşük. O risk oranı daha düşük tabii. Daha. Bayanlar aslında bu östrojenden dolayı biraz şanslılar ve sigara hani içimde hani biraz daha az olduğunu düşünürsek riski ilk yıllar, özellikle 50 yaşından ya da menopozdan önceki dönemde biraz avantajları var bayanların. Ama menopozdan sonra bu eşitlik kalkıyor. Bu östrojenin koruyucu etkisi azalıyor ve bayanlar biraz daha belki, özellikle Türk bayanlar için söylüyorum, obezite maalesef biraz daha artıyor. İşte günlerde böyle hamur işleriydi, şekerli şeylerdi. Çok yenilince, obezite artınca artık belki erkekleri de geçiyorlar. Çünkü obezite artınca diyabet başlıyor. Diyabet başlayınca zaten damar tıkanıklıkları çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani ilk yıllar belki avantajlı olabilirler. 50 yaşından önce belki avantajlı ama 50 yaşından sonra bu avantaj kalkıyor ve eşitleniyor diyebiliriz. Onun için bayanlarımız özellikle yani bir spor alışkanlığı, bir yürüme alışkanlığı, en az hiç spor yapmıyorsa bile en azından yürüme alışkanlığı. Merdiveni kullansınlar, asansör kullanmasınlar. Yani günlük aktivite bile son derece önemli yani. Ve obezite kesinlikle yani. Uzak durmaları lazım. Evet, yani kalp krizinde en önemli etkenin tütün kullanımı, sigara kullanımı ve obezite olduğunu başlıkları halinde sıralayabiliriz. Bu iki unsur çok dikkat son edeceğiz. Son derece önemli yani. Yani bu iki konu yine üsteliyorum. Yani sadece kalp için de değil yani. Bütün hastalıklar için. Çoğu hastalık için. Bütün kanserlerin, işte tansiyon yüksekliklerinin, felçlerin, diğer damar tıkanıklıklarının, işte yine işte bel fıtığıydı, eklem, ortopedik problemlerin çoğu sebebi. Hocam az önce bypass'tan bahsettiniz. Peki bypass ameliyatı olan bir hasta kaç günde ayağa kalkar? Bypass olan hasta şimdi normalde ertesi gün ayağa kalkıyor.
Ameliyat olduğu gün zaten yoğun bakım tutuyoruz. Ertesi gün zaten hastayı yürüterek daha sonra da servise çıkartıyoruz. O da zaten direnler falan çekildikten sonra daha da rahatlıyor. İlk 2-3 gün bir ağrısı olabiliyor. Yani bizim kalp ameliyatlarında bir denge biraz bozulabiliyor bir 2-3 gün. Ama zaten toparlaması hastaların genelde 3-4 günü buluyor. 3-4 günden sonra da zaten normalle hemen hemen dönmeye başlıyorlar. Yani en geç bir hafta içerisinde eve taburcu ediyoruz. 1-1,5 ay içerisinde tamamen normal hayatına dönüyorlar. Nekat süresi bizim normalde 1,5 ay diyelim. 1,5 ay içerisinde ne oluyor? Hastalar kansız kalıyorlar genelde bizim ameliyatlardan sonra. O kansızlıklar düzeliyor. İşte bu göğüs kemiğinin kaynaması işte 1-1,5 ayı buluyor. Ondan sonra işte istediği gibi yatmaya başlıyorlar. Ağrıları işte ilk başta ağrılar biraz oluyor. Zaman içerisinde o ağrılar azalıyor. Kansızlıkta düzeldikten sonra normal hayatına dönüyorlar. Herhangi bir şikayete karşılaşabiliyorlar mı? Mesela bir uykusuzluk sorunu yaşayabilirler mi? Şimdi genelde bizim ameliyatlardan sonra uykusuzluk, sık gördüğümüz bir şey, iştahsızlık sık gördüğümüz bir şey. İşte bulantı kusmaları olabilir, hıçkırıklar olabilir, öksürük olabilir. Özellikle sigara içmişse, akciğer problemleri varsa bu akciğer problemleri biraz artar ameliyattan sonraki dönemlerde. Onun dışında terlemeler olabilir. Böyle genelde bu kalp ameliyatlarının özel durumu olarak. Ama bunlar genelde dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde normale gelir hepsi. Peki hastalık tekrarlayabilir mi Rıza Hocam? Şimdi bu damar tıkanıklığı, ateroskleroz dediğimiz olay biten bir olay değil. Ömür boyu maalesef devam ediyor. Biz diyelim ki bypass yaptık ya da stent taktık. Yıllar içerisinde eğer risk faktörleri de hızlı bir şekilde devam ediyorsa bu aynı hızda o damarlar tekrar tıkanır. Onun için risk faktörlerini azaltmamız lazım. Şimdi genetik risk faktörü onu engelleyemiyoruz. Evet. Onu yapacağımız çok bir şey yok ama işte hasta sigara içiyorsa muhakkak sigarayı bırakması lazım. O kilosu varsa muhakkak kilosunu vermesi lazım. Spor yapmıyorsa spor yapmaya başlaması lazım. Özellikle spor aktivitesini çok öneriyoruz bizim hastalarımıza. Muhakkak spor yapın. Yani spor yapmıyorsanız bile günlük aktiviteleri yapın. Yürüyüş yapın. Günlük bir saat, iki saat ne kadar yürüyebiliyorsanız yürüyüş yapın. Onları yapmasını söylüyoruz. Kilo varsa muhakkak kilo verin ve kilo almayın. Yani göbek olmasını istiyoruz. Ben özellikle söylüyorum yani muhakkak göbek varsa göbek gitsin. Çünkü göbek demek karaciğer yağlanması demek. Karaciğer yağlanması demek işte kolesterol demek, şeker demek. Muhakkak buna dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bunlara dikkat ederlerse, özellikle bypass yaptığımız hastalar, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bir bakıyoruz, gayet hiçbir problem olmamış şekilde takip ediyoruz. Genelde bir problem olmuyor ama dikkat etmeyen hastalarımız maalesef bir 10 yıl içerisinde yaklaşık %60-70 oranında tekrar müdahaleler gerekebiliyor. Ne gerekiyor? Bazen işte stent takıyoruz. Bypass olan hastaları sonra stent takılabiliyor. Yeniden bypass yapabiliyoruz. Yani bu iki ihtimal her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Hocam, bypass ameliyatı olmuş bir hastamız kalp kontrollerini hangi aralıklarda yapmalıdır? Tabii bypass'tan sonra muhakkak kontroller gerekiyor. Biz taburcu ettikten sonra bir hafta sonra bir kontrolle çağırıyoruz. Bir ay, 1,5 ay sonra tekrar bir kontrolle çağırıyoruz. 1,5 ay sonra zaten nekat dönemi bitmiş oluyor. Hasta tamamen normal hayatına dönüyor. Ama dediğim gibi risk faktörlerini işte sigarayı yine takip ediyoruz. Evet. Hastanın muhakkak şekerini, kolesterolünü takip ediyoruz. 3 ayda bir, 6 ayda bir kan tahlilleri yapıyoruz. Bir 3 ay sonra genelde çağırıyoruz. 6 ay sonra çağırıyoruz. Ondan sonra yılda bir kez yine hastalarımızı çağırıyoruz. Yani bunlar rutin kontrolleri geliyor. Özellikle gelmeden önce işte bütün kan tahlillerini, özellikle kolesterol ve şeker tahlillerini yaptırmasını istiyoruz. Zaman zaman işte eko yapıyoruz, efor testi yapıyoruz. Eğer bir şikayeti var ise, genelde efor esnasında özellikle bir göğüs ağrısı tarifliyorsa tekrar kontrol anjiyosunu yapabiliyoruz. Yani anjiyo tekrarlayabiliyoruz. Bunların hepsi yapılabiliyor. Yani ömür boyu hasta artık bizim akrabamız oluyor diyebilirim. Devamlı takip ediyoruz. Yani en azından yılda bir kere, yani bir yıl dolduktan sonra yılda bir kez gelmesini tavsiye ediyoruz aslında. Kalp sağlığında en riskli dönem hangisidir? Aslında kalp sağlığındaki risk tabii yaş ilerledikçe artıyor. Yani yaşla birlikte kalp krizi geçirme riski artıyor. Ama esas problem bu damar tıkanıklığı olayı da çocukluktan itibaren başlıyor.
Yani o damarlar, diyelim ki bu atar damarların içinde hani plaklar oluşuyor diyoruz ya. Evet. O plaklar daha çocuklukta itibaren başlar. Onun için çocukluk çağı önemlidir. Çocuklukta obezite son derece önemli bir risk faktörüdür. Çocuklarımızı obeziteden muhakkak uzak tutmalıyız. Peki çocuklarda kalp krizi geçirebilir mi? Yani kalp krizi geçirmez. Yani son derece düşük. O çok özel, bazen ailevi geçen bazı kolesterol yükseklikleri var. Böyle yani 10 yaşında kalp krizleri de olur. Ama o çok çok nadir. Yani onu hani çok nadiren gördüğümüz bir durum. Evet. Çok özel bir ailevi bir hastalık olması lazım onun için. O çok nadir gözüktüğümüz bir şey. Ama damar tıkanıklığı, yani kalp sağlığı açısından baktığım zaman bu işin tam çocukluğa kadar inmesi lazım. Çünkü bu damar tıkanıklığı çocukluktan itibaren başlar. Özellikle sigara içiyorsa ve obezite de var ise çocuklarda, bakıyorsun bu çocuklar 30-40 yaşlara geldiği zaman kalp krizi geçirebilir. Yani bizim 20'li yaşlarda bypass ettiğimiz hastalarımız var. Literatürde böyle 10'lu yaşlarda, 10 yaşında, 8 yaşında kalp krizi geçiren, bypass olan çocuklar var. Ama bunlar son derece düşük. Tabii esas riskli dönem ileriki yaşlar. Özellikle 50 yaşından sonra herkes risk altında. Ailesel olarak risk faktörleri var ise bu 30'lu yaşlardan sonra risk artıyor. Ailesel olarak bazı kolesterol yüksekliği hastalıkları var, primer hastalıklar var. Eğer bunlar var ise bu ta dediğim gibi 10-20'li yaşlara kadar düşebiliyor. Ama genel olarak yani kalp sağlığı açısından baktığımız zaman yaş ilerledikçe risk artıyor. Peki kalpteki her ağrı dikkate alınmalı. Şimdi kalpteki ağrı aslında biliyorsunuz göğüs ağrısı. Evet. Yani bu göğüste duyduğumuz ağrı kalp ağrısının en önemli bulgusu. Ama yani şöyle görüyoruz genelde, yani bu göğüs ağrısı deyince işin içine başka şeyler de giriyor. Özellikle kas ağrıları, göğüs kısmı duyduğumuz kas ağrıları bizi hani çok yanıltıyor, insanları da çok endişelendiriyor. Özellikle gençlerde gördüğümüz böyle bıçak saplanıyor tarzında, batmalar tarzında ağrılar. Genelde hani çok sık görüyoruz ve bunların çok büyük bir kısmı kalple ilgisi yok. Özellikle gençlerde olanların. Böyle ıstırahat halinde böyle bir hafta 10 gün hiç geçmeden devamlı ağrı duyuyor mesela insanlar. Bunlar genelde kas ağrılarıdır. Çünkü biliyorsunuz bu bizim kaburgalar arasında kaslar, iki içli dışlı böyle iki katman kas vardır. Mesela oraya biz terledik, rüzgar aldık, yel aldı gibi hani halk arasında geçerleri. Ve hakikaten yani doğrudur. Böyle bir soğuk havada ya da terledikten sonra oraya bir kasta romatizmal bir hastalık olduğu zaman orada şiddetli ağrılar olur. Ve bu yani kalp krizlerine karıştırılır. Ama biz bu yine de kişilerin bir doktora en azından bir gelmesini, bir kardiyolog bir görsün bu kalp ağrısı mı? Çünkü bazen hakikaten kalp ağrısı da olabilir yani. Ayırt etmek zor olabilir. Her ağrıyı dikkate almakta fayda vardır. Ama özellikle gençlerimizin çok korkmasını, özellikle çocukluk çağlarında çok çok nadir yani. Yani damar tıkanıklığı. Onun için çocuklarda da bazen çok görüyoruz. Anne işte kalbim ağrıyor, kalbim ağrıyor diye geliyorlar. Onlar tabii biz incelediğimiz zaman altta esas yeten sebep başka sebepler çıkıyor. Özellikle kas hastalıkları çok çıkıyor. İşte akciğerle ilgili o problemler olabilir. Kalbin zarıyla ilgili başka problemler olabilir. Bunlar kalp ağrılarından karışabilirler. Ve Ali Rıza Hocam, tabii kış aylarına girdik, yaz aylarından çıktık ve dört mevsimin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz ve çok şanslıyız bu noktada. Peki soğuk ve sıcak havaların kalp sağlığı ile ilgili nasıl etki eder kişilere? Şimdi kış aylarında kalp riskleri biraz daha istatistiksel olarak bakıldığı zaman dünya genelinde biraz artmış olduğu gözüküyor. Şöyle kış aylarının şöyle bir dezavantajı var. Bir kere soğuk hava, mesela insan yürüdüğü zaman özellikle soğuk havada yürür ise o soğuk bizim damarlarımızda büzülmeye sebep oluyor. Diyelim ki hastanın damarlarında zaten darlık var. Bir de soğuk hava geldi. Soğuk havayı içine çekti. O zaman o damarlarda büzülmeye sebep olabilir ve kalp krizini tetikleyebilir. Bir tanesi bu. Yani soğuk havanın böyle bir dezavantajı var. Onun için biz diyoruz ki özellikle riskli olan hastalar, bypass olmuş, stent takılmış ya da işte sigara içiyor, diyabeti var, ailesinde hastalık var. Bu tür soğuk havalarda böyle ağzını en azından kapşonla ya da bir şeyle kapatmasını ve yavaş yürümesini.
ve mümkün o kadar çok soğuk havada böyle aşırı yürüyüşe maruz kalmasını tavsiye etmeyiz. Bir de soğuk havalarda şöyle bir şey oluyor. Soğuk kış aylarında genelde spor bırakılıyor. Yani yazın hani aktif olan kişiler sporu bırakıyorlar. Sporsuzluk işte kilo almaya başlıyorlar. O bir risk faktörü. Bir de D vitamini miktarları düşebiliyor kış aylarında. Yani güneşten biliyorsunuz D vitamini almak güneşe ihtiyacımız var. D vitamini azlığı da bizim risk faktörlerimizi artıran faktörlerden bir tanesi. Yani bu üç faktörden dolayı diyebilirim ki risk faktörleri biraz artar. Kalp krizi yönünden özellikle. Ali Rıza Hocam, hepimizin şikayet ettiği bir konu, stres. Peki, stres kalp krizine yol açar mı? Şöyle diyelim, stres nasıl yapar? Stresli kişiler biliyorsunuz, tansiyon hani hastası olabilirler. Stresli kişiler oturup çok abur cubur yiyebilirler, obezliğe maruz kalabilirler. Bir de ilave olarak stres biliyorsunuz, diyelim ki bir damarımızda bir darlık var. Bir plak oluşmuş, %50 bir darlık oluşmuş. Stres anında vücut ne oluyor? Adrenalin salgılıyor. Adrenalin salgıladığı zaman tansiyonumuz ani yükselmelere sebep olabiliyor. Kalbimiz hızlı atabiliyor. Ve bu anında bu basınç artışından bağlı olarak o plaktaki çatlama ve kalp krizi olabiliyor. Yani plak çatladığı zaman ne oluyor? Biliyorsunuz o plakın çatladığı zaman altından yabancı bir yüzey çıkıyor ve orayı bizim vücudumuz kanama gibi algılıyor. Diyelim ki bir damarımız bir yerde kesildi. Ne oluyor? Vücut bütün pıhtı elemanları oraya, trombosit dediğimiz pıhtı elemanları oraya gidiyor, orayı tıkıyor. Aynı mantık oradaki çatlak olduğu zaman da yabancı, onun altında çıkan kolajen dokusu yabancı bir cisim gibi görüyor orayı ve pıhtı elemanları oraya hızlıca giderek orayı tıkıyor. Tıkarken de damar da tıkıyor aynı zamanda ve kalp krizi oluşuyor. Mesela filmlerde falan hep izlersiniz. İşte heyecanlandı, bilmem stres oldu, aniden kalp krizi geçirir. İşte bu anda işte stresin nasıl bir ani streslerin böyle ani kalp krizlerine sebep olabiliyor. Ve genelde hani kronik streste yani devamlı stres altında kalmakta kalp sağlığını olumsuz şey yönde etkileyebilir. Özellikle tansiyonu yükselterek etkileyebilir. Ali Rıza Hocam, ne zaman anjiyografi yöntemine başvurulmalıdır? Şimdi diyelim ki biz hastayı kardiyolojiye doktoruna gitti, testler yapıldı, yani risk faktörleri varsa özellikle işte ailesinde varsa, sigara içiyorsa, diyabeti varsa ya da hiçbir şeysi yoksa bile doktora gitti, kardiyolog işte efor testi yaptı, eko yaptı ya da hastanın göğüs ağrısı vardı efor esnasında şüphelendi, o zaman anjiyo yapılabilir. Yani anjiyo aslında bizim altın standartımız. Yani anjiyo yapmadan biz damarlarda tıkanıklık var mı yok mu %100 kesin anlayamıyoruz. Yani muhakkak anjiyo sonucuna göre karar veriyoruz. Onun için anjiyo son derece önemli. Eğer kardiyoloji doktoru ya da kalp cerrahı bir şekilde anjiyo olmasını öneriyorsa hastalara anjiyo olmasında son derece fayda var. Anjiyo her yaşta yapılabilir. Yani sınırı yok. Her şüphelinden, her şüpheli durumlarda anjiyo yapmakta fayda vardır. Özellikle kardiyolog tavsiye ediyorsa anjiyo olmasını, hastalarımızın anjiyodan çekinmemesi gerekir. Anjiyo olması gereklidir. Yani anjiyo olunca da %100 her şeyi görürüz. Ona göre de önlemlerimizi alırız. Ali Rıza Hocam, yüksek endorfin kalp sağlığı için iyi midir? Tabii endorfin mutluluk hormonudur biliyorsunuz. Bir insanın mutlu olması, mutsuz olması aslında biraz kimyasal bir olaydır. Evet. Beynimizdeki bir takım kimyasal olaylardan kaynaklanarak mutlu ya da mutsuz oluruz. Bu endorfin bizim iç vücudumuzun salgıladığı bir hormon. Ve mutluluk hormonu diye geçiyor. Aslında bu stresle ilişkili. Yani endorfinin tabii yüksek olunca mutlu olursun, mutlu olunca da stresin az olur. Ve risk faktörlerini azalır tabii ki. Yani o yönden önemli. Mesela spor yapmak mesela endorfin artırır. Mesela Çikolata yemek. Ama çikolatanın işte bir şeyini yemen lazım. Şekersiz bitterini yemen lazım.
Yani o endorfin artırır. Faydalı mutluluk. Derler değil mi hocam? Yani bitter çikolatayı, ben bitter çikolatayı öneriyoruz. Yani çok şey değil ama normal çikolata kesinlikle. Şeker yani bizim en büyük şeyin başında konuştuk. Şeker mümkün olduğu kadar. Şeker hiçbir şeyden, her şeyden uzak durmamız lazım. Şeker en büyük düşmanımız. Ama öyle bizi mutlu edecek bazı gıdalardan da kendimizi sakınmamız gerekiyor ama biraz da şu da var Ali Rıza hocam. Hani hep diyorsunuz ya bazı şeylerde hep bir limit olması gerekiyor. Her şeyin çok fazlasının zarar olduğunu kesinlikle bilmemiz zarar, gerekiyor. Evet. Hani böyle oturup da bir tepsi baklava yemektense o baklavada sadece bir dilimini yemek. Yani zaten bir dilim zaten bir şey demiyor zaten. Evet. Yani ben hani şeker hiç yemeyin deyince yani mümkün alışkanlık haline getirmemek lazım. Yani günlük oturup da baklava yemeyin ama ayda bir, ayda iki oturursun evet. Baklava yersin yani ya da tatlı yiyebilirsin. Hani her ama şey bunları, dozunda. Bunları çok dikkat, yani az yemek lazım yani. Ve şeker hastasıysan eğer şeker hastalığın varsa, obezden varsa hiç yememen lazım. Hani ama şeker hastası değil ama yiyebilirsin tabii. Ali Rıza hocam, azı karar, çoğu zarar. Bakın her şeyde bu geçerli. Her şeyde bu geçerli. O yüzden de mutlu olsak ve çikolatayı çok sevsek de az bir şey kendimizi mutlu etmek için diyebiliriz. Hocam söyledi onu. Peki hocam, kalp hastalıklarında sessiz kalp hastalığı görülüyor. Peki nedir bu sessiz kalp hastalığı? Bu sessiz iskemi diyor, sessiz kalp hastalığı. Şöyle diyelim, yani önceden bulgu vermiyor. Evet. Normalde nasıldı biz, niye hastaya göğüs ağrısı olduğu zaman hemen ne yapıyorduk? İşte efor testi yapıp, anji yapıp bunu çok rahat tanımlayabiliyorduk. Hasta ne oldu? Efor esnasında merdiven çıktı, hızlı yürüdü, rampa çıktı, göğsüne ağrı geliyor. Çenesine, kollarına yayılan bir ağrı olduğu zaman, bir baskı hissettiği zaman tamam bu bize çok güzel bir ipucu veriyordu. Ama bazı hastalık gruplarında bu ağrı olmayabiliyor. Kimlerde olmuyor? En büyük grup diyabet hastası. Çünkü diyabetlerde diyabet hastalığı damarları hasar verdiği gibi sinirlere de hasar veriyor. Mesela diyabet hastalarında nöropatiler olur. Ayakları da işte uyuşmalar, hissizlik gibi bir takım bulgular verir. Nöropati. Aynı şekilde kalp sinirlerinde de bu nöropati olduğu için hasta bu sinir normalde ağrıyı beyne götüren sinirdir. Evet. O sinir hasarlandığı için hastalar ağrı duymayabilirler efor esnasında ama ne olur? Biraz nefes darlığı duyabilirler. Böyle ağrıdan ziyade nefes darlığı gibi algılanabilir. Sessiz iskemi onun için diyabetlerde önemlidir. Biz diyabet hastalarında mesela hastanın hiç şikayeti olmasa bile, diyabet ise bile işte efor testi yaparak bu ağrı duymaz ama efor testinde o EKG'de bir takım değişiklikler görerek onu tespit edebiliriz. Onun için diyabetik hastaların hiç şikayeti olmasa bile yılda bir kere bir efor testi yaptırması gerekir. Ali Rıza hocam, yakınımızda ya da yanımızda arkadaşımız kalp krizi geçiriyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yani kalp krizi geçiren biri bize ne tür bir belirti verir? Vallahi kalp krizi dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. En şiddetli ağrılarından. Yani şiddetinden ziyade kalp krizi geçiren bir insanın bir kere göğsünde ağrı olur. Göğsünde, karnında, kollarında, özellikle çeneye doğru, sırta doğru yayılan şiddetli bir ağrı olur ve çok kötü bir ağrıdır. Ve kalp ağrısı yani diğer ağrılardan farklı kılan şey ölüm korkusu verir. Boğulma hissi verir. Yani boğulacak gibi hissedersin. Çünkü kalp krizi geçirdiğin anda çünkü kalp o anda kasılmayı durdurur hemen. Diyelim ki bir damar tıkandı, kalbin o bölgesi kasılmayı anında, tıkandığı anda durdurur. İlk bulgusu o anda kasılmayı durdurmaktır. Çünkü kan gitmiyor, kasılacak oksijen yok, besin yok, daha çok hasar görmesin diye vücut, kalp bunu belki de savunma mekanizması olarak hemen durdurur. Kalp kasılması durunca da vücuda yeterince kan gitmez, kalp akciğere doğru göllenmeye başlar, kan akciğere doğru göllenmeye başlar ve kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği oluşur. Ve bu anda hasta şiddetli bir nefes darlığı çeker ve boğulma hissi olur ve ölüm korkusu. Yani kalp ağrısı hakikaten o yönden önemlidir. Yoksa hani böyle bıçak saplandığı gibi bir ağrı pek olmaz. Ve ağrı, o ağrı ilaçla da geçmez. Dil altı da versen geçmez.
morfinle falan bile son derece zor durdurulur. Onun için kalp ağrısı aslında hemen anlaşılabilir bir ağrıdır. Böyle bir ağrı hissettiği zaman özellikle yakınızda çok hızlı bir şekilde. Zamanla yani dil altı varsa hemen belki dil altı verilebilir ama dil altından da çok faydası olmaz. Çok hızlı bir şekilde en yakın bir sağlık kuruluşuna yetiştirmek lazım. Çünkü bu arada ne olabilir? Bizim en korktuğumuz şey ventrikül fibrilasyon dediğimiz olay olur. Diyelim ki damar tıkandı, oraya kan gitmedi. Oradaki hücreler ölmeye başlayınca oradaki hücrelerin elektrik aktivitesi değişir ve kalp fibrilasyona girebilir. Fibrilasyon dediğimiz kalbimizin dakikada böyle 300-400 kez atması, kalbin karıncık kısmının yani kasılan kısmının titreşmesi haline geliyor. Titreşiyor anda 300-400 kez atıyor ve bu anda kasılma görevini göremiyor ve yani pratikte kalp durmuş oluyor anda. Ve işte o anda, o olay olduğu zaman da kalp duruyor ve işte yani artık dakikalar, dakikalarla yarışıyorsun. Yani eğer 3 dakika içerisinde yani şok yapıp o kalbi tekrar çalıştıramaz isen ya da o anda hemen masajı yapıp, masaj bile yapsan yeterli. Yani o anda senin yanındaysan kalbi durdu, zaten kalbi durduğu anda zaten kişinin hemen bilinci gider, gözleri kayar ve düşer. Hemen o anda ne yapacaksın? Şeyine bakacaksın, nabzına bakacaksın. Nabız var mı yok mu? Tansiyon var mı yok mu? Ona bakacaksın. Eğer o yoksa hemen işte masaja başlayacaksın. Masaj yaparak ve sorun şeyi vererek hastayı bu şekilde bir sağlık kuruluşuna yetiştirse bile kurtarma şansımız var. Ve hızlı bir şekilde hemen sağlık kuruluşuna gittiği zaman zaten şok yapıldığı zaman o elektrik aktivitesini düzeltebiliriz. Ve kalbi tekrar çalışmaya başlayabilir. Bu anda işte kalp krizinde hayati dönem budur. Yani, evet, yani zamanla yarışacağız. Zaman çok. Diyelim ki 5 dakika, 10 dakika sonra gitti hasta. Kalbi durdurmuş bir şekilde. Kalbi biz o anda çalıştırabiliriz ama o anda işte beyne yetince kan gitmediği için bu sefer beyin hücreleri ölüyor. Tabii ondan sonra mesela bazen ölüyor ki hastanın kalbini çalıştırıyoruz ama bu sefer beyin ölümü oluyor, hasar oluyor. O da çok bir işe yaramıyor. Onun için orada süreler önemli. Aslında o anda yanında olan kişi masaj yapsa, kalp masajı, hastaneye götür, aynı zamanda hastaneye de götürür. Ya da işte ambulans gelse o ana kadar, ambulans gelene kadar kalp masajı yapsa ve arada bir sorunum mesela 100 kez işte yani 5 kez masaj yaptı, bir kez ağzı ve burundan nefes verdi. Yani bunu bile yapsa yani ilk yardımı hastanın hayatını kurtarabilir. O zaman hocam yani hepimizin ilk yardım eğitimimizi kesinlikle alması son derece yani önemli bir konudur. Eğitimli olmamız gerekiyor. Yani hayati bir şeydir. Hayati derece yani önemli. Yani karşımıza ne zaman ne kıcı hiç kimsenin ne olacağını bilemezsiniz. Yani yanınızdaki bir kişi ya da yakınınız birisi o anda kalp krizi geçirdi, kalp krizi işte fibrilasyon oldu, kalbi durdu. Yani o aslında yanındakilerin, kişilerin müdahalesiyle bu olay kurtarılabilir. Ali Rıza hocam, bypass ameliyatı geçirmiş bir hastamız. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalır mı? Kalp rahatsızlığı olan hastalarımız ömür boyu ilaç kullanırlar mı? Tabii şimdi bypass olunca iş bitmiyor demiştik demin. Tabii ki ilaç kullanmaları gerekiyor. Özellikle şimdi iki ya da üç çeşit grup ilaç var. Bir tanesi muhakkak bir kan sulandırıcı içiyor. Yani bu aspirin türü olabilir ya da bu clopidogrel grubu, yani bu trombositlerin pıhtılaşma aktivitesini azaltan bir antiagregan dediğimiz bir grup ilaç muhakkak kullanması gerekiyor. Bu aspirin türü bir ilaç da olabilir. Dediğim gibi diğer grup bir ilaç da olabilir. Bunları da muhakkak kullanıyoruz. En önemlisi bu. Onun dışında işte kolesterol ilacı, şu an kolesterol çok yüksekse kolesterol ilacı kullanıyor. Eğer tansiyonu yüksekse tansiyon ilacı kullanıyor. Genelde biz bir beta blocker grubu dediğimiz bir grup ilaç var. Muhakkak onlardan bir tane veriyoruz. Eğer bir engeli yok ise. Yani genelde böyle 2-3 tane ilacı oluyor ve bunları ömür boyu kullanması gerekiyor. Aynı zamanda kalp hastalığı var. Yani bypass olmasa bile diyelim ki damar tıkanıklıkları var. Stent olmuşsa da. Stent olmuşsa da muhakkak bir bu antiagregan dediğimiz kan sulandırıcı grubu muhakkak ilaç kullanması gerekiyor. Yine tansiyon ilaçları, işte şeker ilaçları, bu beta blocker grubu ilaçlar kalp hastalarında genelde kullanılıyor. İşte kalp yetmezliği varsa kalp yetmezliğine yönelik ilaçlar zaten ömür boyu genelde kullanılıyor. Tabii.
Yani ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor hastalarımız. Evet. Ve kan sulandırıcı dediniz. Kan sulandırıcıyı mutlaka içmesi gerekiyor. Peki tabii. Aspirin mi hocam? Aspirin değil yani bu asetil salisilik asit diyoruz. Normal aspirin 500 mg biliyorsunuz. Bunlar işte 100 mg, 80 mg'ı da var, 150 mg'ı da var. Genelde biz 150 mg, 150 mg oranında kullanıyoruz. Ama bazen bu aspirinin hani diyoruz ama çok masum herkes kullanıyor ama yan etkileri de var. Özellikle iki yere çok yan etkisi olabiliyor. Bir tanesi mideye yan etkisi olabiliyor. Mide kanamalarına sebep olabiliyor. Eğer mide kanaması geçiriyorsa zaten onu muhakkak kesiyoruz. O bir tür grup ilaç antiagregana geçiyoruz. Clopidogrel grubu ilaçlara geçiyoruz. Ya da aspirin bazen ürik asit seviyesini yükseltebiliyor. Bu ürik asit yükseldiği zaman işte böbreklere hasar verebiliyor. Böbrek yetmezliği var ve ürik asit yüksekse muhakkak aspirini kesiyoruz. Onun yerine yine diğer grup ilaca geçiyoruz. Ama her halükarda bir antiagregan dediğimiz bu trombositlerin pıhtılaşma etkisini azaltan ilaçları muhakkak veriyoruz. Verdiğiniz hocam çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Ekranları başında bizleri izleyen, seyret izleyenlerimize kalple ilgili merak eden tüm soruların cevabını sizden aldık. Peki son olarak izleyenlerimize nasıl bir mesaj verirsiniz toparlayacak olursak? Ben izleyenlerime sağlıklı yaşam muhakkak öneriyorum. Sağlıklı yaşam içinde yine ısrarla sigara kullanımı ve obezite üzerine duruyorum. Doktora da gitmekten çekinmemelerini, bir problem oldukları zaman, bir şüpheli bir durum olduğu zaman da doktora giderek kalplerini kontrol etmelerini öneriyorum. Yani o süreyi çok fazla uzatmasınlar. Evet, yani eğer gibi yani bir rahatsızlık hissettiğimiz zaman. Çünkü bazen gecikirsek iş işten bitebilir. Yani bir kalp krizi geçirdikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok ondan sonra. Kalp krizi geçirdikten sonra doktora da gitsen, stent de olsan, bypass olsan hem o riski yaşıyorsun hem de kalp hasar görmüş oluyor. Onun için bu işi kalp krizi geçirmeden önce muhakkak bir doktora gözükmek gerekiyor. Kalbimizin rutin muayenelerini yapmamız gerekiyor. Evet, evet. Yani İnan ki bir ağrı olduğu zaman değil. Tabii değil. Eğer yani mesela ailesinde hastalık var, sigara içiyor ise zaten 30'lu yaşlardan itibaren. Ailesinde yok, sigarası yok falan ama 40 yaşlardan itibaren rutin böyle kontrolü gitmelerini öneririm. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz TRT ekranlarından her pazar günü yayınlanan Şifa Kapısı programımızda bugün de kalp sağlığını ele aldık. Ve kalp sağlığı ile ilgili merak edilen tüm sorularımızı Profesör Doktor Ali Rıza Cenel hocamızdan kalp ve damar cerrahisi uzmanımızdan öğrendik. Bilgilerimizi yeniledik çünkü Ali Rıza Hocam gerçekten branşında çok başarılı ve çok iyi bir hekim. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler de TRT televizyonu izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.